Bazı erler hatının nafaka bilen ta'minlamayotganligi yetmaganidek, sen ham pul topasan, topmasan nima bo'ladi deb malomat qilib ayolini majbur qilyaptilar. Ayollarni ishlashiga, jamiyatga o'zini hissasini qo'shishligiga hech qanday bizga e'tirozimiz yo'q. Dinimizni azizlar, biz emas, dinimizni. Mayli ayol jamiyatga o'zini hissasini qo'shsin. Lekin erkak ayoliga bu majburiyatni yuklab bo'lmaydi. Sen kılasan de bu meydan. Bu erkeğinin vazifesi. Bu tahminleş gerek. Ayağını kımmet kılıp yardan birse Allah bu anamızga, bu ayağımızga acır birsin. Bazıları ise özgü yurtlarına gitip uzağa vakit karamağı degilerini nefakasız taşlap koyuyordu. Şuna kadar böyle yaptı mı? Kattılar, hayran kal yapmış. Nikah tıkılı yaptı. Bir haftadan kini erkek kişi yiğitimiz Rusya'ya buraya kıkarıp kit yaptı. Şu boyu 3 yıl 4 yıl yok. O beçara kızam arzu havaslar bilen muhabbet niyeti de aile niyeti de durmuş kurgan idi. O telefon arkayla gaplaşıp oturuyoruz için masadı. Doğru nafaka dur. Ailenin bakaman deyip ketiyetken dur. Lekin erlik vazifesini ayağının ondaki hakkını unutmasak gerek. Bazı erler kum boyu köçek uydu yürüp ahla ayağlı farzallarını aldıge borgende telefonudan başını kotarmaydı. Ve halen ki er aile ahlinin terbiyesi ki mesul idi. Onlar ki hem vakti acıratışı, onların hakkına ada kılıçlığı kereydi. Hemenize keserlikimiz tanı alaylık. Yüge kirgenden kim der o ala yapıs telefondan boşama yapıs. Facebook'da tohtasak, Telegram keli yaptı, onu tohtasak. Adına klasik iki keli yapıs. En ahırı cüda bulması televizörde yok yapıs. Bu televizörüm, eğer Sputnik'i ulengen bulsa, başına ahırı geçe, kanalıya alıp çıkınca geçe tügeydi. Bolalarımız bizi telefonda üstüde katta böyle yaptı, korup. Bir ailede, hemen kolada telefon, hemen şun bilen avara. Hiç olmazsa bir haftada, bir gününü ailede bir kas kılıp, ayteli yaşayan bir dam alış günü de, hemen telefonunu açırıp bir cahaya koymayalımız. Telefonsız hayat kılamız deyip ayteylik. Ailedeki muhutlu bizim hani eskilerimizi, İslamız o atalarımızın ne için İslam, anamızın İslam ne miki yıkılıyımız? Çünkü bir dasturxon üstüde durup ular hayatlarını gapırıp birerdiler. Atamız başından ötken işlerini gapırıp birerdiler, anamız nasihat kılardılar. Bana bir yerde kattılar. Ey balam onda kaldı bunda kaldı. Ha, hazır ne bana gapırıp birer yaptı? Kendi nasihat kıl yaptı. Telefondan başını kurtarmayaptı. Neticede ailedeki manevi muhut büzüldü. Bazı namartlar, açıkçası ki, seni ömrünü ahire geçe talağını vermeyi arasatta kaldırıp kıyneymen dip popsa kılı yaptı. Yok hatın kılıp hatın kımaydı, yok talak kılıp talak kımaydı. Kel yaptı idare gel, ne kılamız? Burada hatınını kazı özünün özü çıkar var almaydı fatva verip, onun hükmüde de ilacı yok. Lekin o namartlık kılı yaptı. Ateylattan kılı yaptı. Ozu bir yerge uylanıp koyup, başka cahaya barı alıp yöttü, bir fahş işlerini kılıp, başkası gibi uylanıp yürüptü, o ayağıldı, ya azat koymaydı, ya ayağı kılıp işlemeydi. Kıyamatta cevap verirdi. Alal akıbet, ozu karigende, mekhirge muhtaç kıp koyadı Allah Ta'ala. Yukarıda ilgilerinin barçası, ahla ayolge nispetten zulüm kısaplanadı azizler. Dinimizde kişi, ozuge hem, ozgelerge hem zulüm kılışı kattı koralanadı. Şunun için biz bu narsalarda juda ehtiyotini qilib oila parvarishligiga o'tmoqligimiz kerak.